So, <laughs> Sosyal sevgili Plan Map Game kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve Yüz Bebek Challenge'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Annemiz Yağmur en son hamileydi. Samet Can adlı simden. Şu simden hamileydi. Şurayı hemen bir tamir edelim. Soru işaretleri çıktığında kayda başlayacağım demiştim. Soru işaretleri çıktı ama yine bu soru işareti halindeyken yine bir bayağı uzun beklememiz gerekiyor. Bir gün kadar bakacağız işte ne zaman doğuracağının bildirimi gelecek. Şunu şöyle yapalım. Bu arada çocuklar okula gitti. Çocukların her şeyleri tamam. Bence gittiler ve geldiklerinde büyük ihtimalle A olabilirler. Bu B'de. Bu da B'deymiş. Bunlar C'deymiş. Bunlar şey olamaz. Ekstra kredi diyelim. Bunlar B olur. En azından şunları büyütebiliriz ve göndeririz diye düşünüyorum. Tamam şimdi hızlı hızlı geçip çocukların gelme zamanını beklememiz gerekiyor. Yapabileceğim şu anda başka bir şey yok. Çocuklarla ilgili şu seçeneklerimizi de seçelim. Evet hızlı hızlı. Hızlandıralım ben normalde aslında tam çocuk doğuma bildirimi geldiğinde kayda başlarım diye düşünüyordum çünkü bu soru işareti kısmını da beklemek açıkçası birazcık uzun sürüyor ama baktım ki çocuklar okula gitti çocukların okuldan geldiğinde a oluşunu da görelim ve doğum günlerini de kutlayalım diye de düşündüm. E, bu arada bizim yağmurun da hayat amacında şu örgü hayat amacındaydı ve şunu falan yaptım kayıt dışı legendary olarak bir tane daha örmesi gerekiyor. Onda böyle kaç tane? 3 tane falan bir şey ördüm. Evet şu Legendary oldu. Şunu ördüm. Bir de puf ördüm. Onlar normal oldu. Ne yazık ki Legendary olmadı. 3 tane örgü ördüm. Sadece bir tanesi Legendary oldu. Ona da bakacağız. Bunun haricinde bir önceki bölümde ne demiştim? İşte çocukların yeteneklerine falan bakarım. Bir de tiplerini falan değiştiririm demiştim kıyafet falan. 3-5 tane kıyafet yaptım ama bunların zaten biliyorsunuz ki hiçbir önemi yok çocukların kıyafetlerine, ona buna falan çok da ilgi göstermeyeceğiz. E bir sürü çocuk var. Yani hangi birine göstereceksin? O yüzden bu challenge'ın amacı doğru büyüt, yolla doğru büyüt yolla. Zaten artık sizde çok iyi bir şekilde biliyorsunuz. Kurallarını o yüzden bizde Kurallar neyse onu yapacağız Başka ailemizde başka anne babalar Çocuklarına çok iyi bakarlar artık Derslerine yardım ederler falan Onları da başka serilerde yaparız Şöyle hızlıya aldım Gidiyorum bir yandan da Hızlı hızlı giderken Tabi ihtiyaçlar da düşüyor. Bir önceki videoydu galiba. Evet pardon. Şimdi tam konuşurken de elektrikler mi sular mı şeyler kesilmiş. Şuradan şuna bir bakalım. Bir önceki videonun altınaydı galiba. Ee, bir yorum gelmişti. Kim olduğunu şu an hatırlamıyorum. Yani isim olarak. Ee, şuralar sarıya düştüğü anda ben hemen şey moduna giriyorum. Aa işte sinirler çok şey. Neonladı. Ölüyor. Kırmızı. Çok kötü falan. Yani sarıya bile tahammülüm yok. Evet çok doğru bir tespit. Oha 7000 gelmiş ve benim param yok. 3000 <laughs> ne yapacağız? Dur şimdi şeyleri falan satarım. Yaptığım örgüleri falan satayım. Şu tuvaletini yapsın. Şeyden mi satsam? Plopsi'den satsam. Legendary 77 neyse buradan satalım. Şunları şöyle şöyle. Çocuk kıyafetlerini de burada biriktiriyorum. Bu arada o da ee, ben yaptığım kıyafetler hep çocukların üzerindeyken çocuklar toddler alıcı kıyafetler yok olup gidiyor. E, ee, toddler yapmadan önce üzerinden kıyafeti çıkartıp sonra toddler yapacağım unutmazsam çünkü öyle olması gerekiyor. Sonra yaptığım bütün kıyafetlerin hepsi gitti. Başka ne var satabileceğim? Hala 3000'deyiz. 7000'e tamamlamamızın imkan ve ihtimali yok. Yani paramız yok ama böyle bir evde yaşıyoruz. <laughs> evet buraya bir tane şey gelmiş. Şunu satsam. Aa, plan babus gelmiş. Ay Natso bir de bu plan babus gelsin diye ne kadar şey yapardım ya, ne kadar uğraşırdım bahçeye böyle şak diye düşmüş. Neyse o da yemeğini yesin. Ee, bir şeyleri satacağım. Arka bahçeye gideyim. Bahçemde limonlarım olmuş. Sel ol diyelim. Onları falan satalım. Evet. A olma sinyalleri, A olma müziğini duyduk. Bakıyoruz. Evet bizim pelin a olmuş Yağız'a bakıyorum. Yağız da A, A olmuş. Bunlar kimin çocuklarıydı? E, Profesör Çetin Ceviz'in çocuklarıydı. Profesör Çetin Ceviz'in vücut yapısı çok değişik bir vücut yapısıydı. Ve ben onu açıkçası fark etmemiştim. Şöyle baktığımızda kızı pelinde hani yüz olarak benziyor. Vücudu gayet güzel ama Yağız'a baktığımızda kıyafetlerini değiştirirken gördüm. Yağız tamamen babasının aynısı olmuş. Beli aşırı derecede ince böyle zayıf falan aşırı çirkin bir şey olmuş. Yani istediğimizde bu hep böyle dört dörtlük böyle harika fizikli mi yapacağız yani? Birazcık da böyle olsun. Şişmanlar olabilir, aşırı zayıf vücut yapısı, bozuk insanlar da olabilir. E bunlar da doğal olarak B oldular. Ve ihtiyaçları da baya baya kötü. Şöyle yapalım. Yağız müzikle ilgileniyor. Yağız burada müzikle birazcık fanı düzeltsin. Evet bu kızların uyuması gerekiyor. Şimdi biz bunları sattık mı? 3200, 3100 küsür bir şeylerdik. Anca buraya kadar çıkabildim. Bunların zaten mevsimi gelmemiştir büyük ihtimalle. Ne yapacağım diye düşünüyorum. Yani şimdi evden eşya satmak evet olabilir. Neden olmasın? Evimiz çok şey. Yani bir sürü eşya var. Evden eşya satabiliriz. Hemen bir bakayım burada benim şeyim var mı? Dolaba bir basabilseydim. Pastan var mı? Tabii ki var. Pastayı şuraya koymak istiyorum. Biraz yamuk yumuk oldu. Ya da şöyle yapacağım. Arka tarafta ha, şu çardağımız var ya bizim. Mis gibi. Şu çardakta doğum günü kutlayalım. Okey bu neydi? A tamam. 600'ü varmış. Hemen şu 600'den bir tane mutlet alıyoruz. Anneye vermelik. Mod deti annemize verelim. Şunları da satabiliriz. 100 buradan. 180. Şunları da sat gitsin. Süpürge kalsın. Süpürürüz evi. Tamam. Şimdi gelip büyüyebilirsin. Make a wish. A'ydı değil mi? Tekrar kontrol edelim. Aynen öyle. Yan kedalt olacak ve ben de bunları göndereceğim. Evin nüfusu görmüş olduğunuz üzere gittikçe azalmış olacak. İki kişi gidecek. E, i̇ki tane çaldığımız var. Bakalım yeni doğacak çocuklarımız ne olacak? Şu çocuklar bir büyüsün göndereyim de ondan sonra inşallah doğuma veri gelir. Evet, Profesör Çetin Ceviz'in çocukları gidiyor. Heh tamam. Neymiş bu da? Ee, bağlanmayı sevmiyormuş. Bir şeymiş bir şeymiş. Birthday candle ekledik. Hastalığı da varmış. Tamam çok güzel. O zaman şöyle tekrar bir bakıyoruz. Pelin. Değişik de bir yüz şekli oldu. Oynamak isterdim seninle. Takılmak isterdim. Ama maalesef ki remove from family. Gelelim Yağız'a. Gel bakalım Yağız. Tuhaf fizikli tamamen babasına benzemiş olan Yağız da şu anda büyüyor. Ve o da büyüdü. O da işte böyle maceracı da bir tip olmuş. O da hastalandı ama bay bay. Hemen geldim mutfağıma. Bunu da koyduk. Evet. Her şey süper. Burayı yine bozulmuş. Şimdi bizim elektriğimiz mi gitti? Suyumuz mu gitti? Neyimiz gitti? Hiçbir fikrim yok. Ödememiz lazım. Daha kes, kesilmedi galiba. 7000'i nasıl ödeyeceğimi ben şu an bulmam gerekiyor. Eşya satmadan bunu bulmak istiyorum. Ama nasıl olacak? Şunu bir yatıralım. E, kumsallar falanlar filanlar niye hiç yatmamışlar acaba? Şu an yatıyor. Ben sizi yatırmadım mı? Bir şekilde kalkmışlar yatmamışlar canavar mı çıkmış ne olmuş bir şeyler olmuş herhalde. Evet 4 olacak ödevini yapacak. Bu 4'te bu şimdi gittiğinde kesin A olur ama ırmak A olamayacak. Ama çok ucundaymış. 4 olmak üzereymiş. O zaman birazcık bir enerjisi sarıya falan yükselsin. Sonra ben bunu hemen motor kabiliyetinde şey ettireyim. Gerçekten şöyle görmeye falan hiç tahammülüm yok. Yani her şey yeşil olacak, yeşil olacak. O sarıya böyle hiç düşmeyecek, böyle turuncu, kırmızı falan hiç olmayacak. Öyle bir şeyim var, huyum var. <laughs> yani hile yapabiliyor olsam şu ihtiyaçları full böyle, full yeşil yeşil yeşil. Öyle olunca yapmak istediğin başka şeyleri daha da güzel yapabiliyorsun. Yani bazen yeteneklerine ağırlık vermek istiyorsun ama ihtiyaçlar senin bunu yapmana engel oluyor. İşte Mesela bahçeyle ilgilenemiyorum diyorum ben. Bahçeyle uzun süre ilgilenmek istesem. Ay uykusu geldi. Ay hijyen. Ay tuvalet. Yani böyle kıpkırmızı yapıp simin moralini, modunu, her şeyini bozmak da istemiyorum. Kırmızı kırmızı. Öyle ve derken çocuk doğurma haberimiz geldi. Ben buna niye acaba uykundan kalk dedim. O biraz beklerken ben şuradan... Şimdi bir daha vakit bulamam. Hazır sarı olmuş. Şunu biraz hızlı hızlı dört yapabilir miyiz? Olabilecek mi acaba? Evet hızlı hızlı hızlı. Büyük ihtimalle ben bunu unuturum, vakit bulamam. Ha, on numara. Süpersin. Bu da karnı acıkmış. Zaten biz hastaneye gidip doğurmuyoruz, burada doğuruyoruz. 300 olur mu acaba? Çok merak ediyorum. Yine belki olur diye şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir tane daha bundan koyacağım. Yani belki olur. Şimdi pembe olarak duruyor burada ama şey yaparız çocukların cinsiyetine göre. Şimdi bizim baba adayımız yani şu an doğacak olan çocukların babası Samet Can'dı. Acaba babalarının baş harfiyle S harfiyle isim koyabilirim. Olabilir. Hadi doğru bakalım. Tabi S harfiyle verilmiş isimler varsa. Evet ne oldu erkek? Erkek oldu hemen S harfiyle erkeklere bir bakalım. Savaşı gördüm hemen. Savaş ismi verilmiş. Hemen savaşı koyalım. Savaş simit. Bastık bir tane daha oldu. Ne oldu? Kız oldu. Kıza da S harfiyle verelim. S'ler bitsin. Ne varmış? Sinem varmış. Kızımıza da Sinem. Sinem Simit. Yine üçüzü yakalayamadık. Bizim yüz bebek serimizde bir tane üçüzümüz var. Başka da hiçbir şeyimiz yok maalesef. Şimdi hemen şunları doyuralım bir şeyler yapalım. Tamam o çocukları doyursun. Güzel. Tamam şunun hemen kıyafetini giydirelim. E bu neydi erkek? Şöyle gri olsun savaş. Bu da sinem. Sineme de bunu giydirelim. Her şey yolunda. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Yeni baba adayımızdan e, çocuk yapmamız gerekiyor. 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 E, şuradan hemen şuna bir ödev yaptıralım. Sen kalk oradan. Yeteneğini hallettin. Kumsal ne yapıyor? kumsal da hemen ödevini yapsın. Ben de yeni baba adayını şey gerekiyor. Evet hemen yeni baba adayımız kim olacak ona bakalım. Biliyorsunuz ki Leymun'dan başladık. Sonra Profesör Çetin Ceviz, sonra Halim Demir, sonra Samet Can. Şöyle geldik. Burada yeni bir sim yapılmış. Ben bunu görmemiştim. Biliyorsunuz uzun zamandır oynamıyorum falan. Ee, çok teşekkür ederim bu sim katkısı içinde. Ama bizim sıramız şurada. Evet Makkol. McCall. Makkol'dan devam edeceğiz. Şu zaten aynı kişiydi. Bunu en sona bırakıyorum. Makkol'dan devam edeceğiz. Sonra Santander'a. Sonra ismi neymiş? Arda Taş. Arda Taş'a geçeceğiz. Ama şu anda Makkol'dayız. Evet Makkol'umuz da bayağı yakışıklı bir simmiş. Bakalım. Merhaba daha önce yorumlarda yazmıştım. Yazmıştım sana severek izliyorum. Teşekkür ederim. Oyunu kardeşimin hesabından oynuyorum. Benim de bir katkım olsun istedim. Umarım beğenirsin. Sevgiler demiş. Tabii ki beğendim. Ne demek? Yani bu katkıda bulunan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu katkı sağlanan simler bittikten sonra yani daha fazla katkı sağlamanıza gerek yok. Bunlar bittikten sonra ben böyle sokaktan, yoldan, oradan, buradan geçenlerden devam ederim diye düşünüyorum. Hani bu işi de fazla uzatmayalım. Bayağı bir uzun süredir işte katkı sağlayabilirsiniz. Herhangi bir vakti yok, bir şey yok. Ne zaman kim isterse şey yapabilir, katkı sağlayabilir demiştim ama e, yeterli bu kadar. Hani gelirse yine ben bakarım oraya. Gelirse yine kullanırız ama çok da gerek yok. Şu anda bu kadarla devam edeceğiz. Ben şimdi e, Lucas Macko'yu evine yerleştireceğim ve yağmurla onun evine gideceğiz. Evet, üstümüzü başımızı değiştirelim ve yeni baba adayımızla görüşmeye gidelim. Yaz ayındayız. Şöyle güzel bir şey giyinelim. Hafif kalçalardan da bir kilo almaya başlamışız. Bakıyorum çocuklarda ağlama mağlama bir şeyler yok. Hemen gidelim yeni baba adayımızla bir sohbet muhabbet takılalım. Evet yeni baba adayımızın evine geldik. Daha önceden de Samet Can'ı buraya koymuşuk. Samet Can da kafasında bir kese kağıdı vardı. Bizim Lucas Makkol'un da kafasında bir kese kağıdı var. Neyse ki biz biraz önce görmüştük onun tipinin nasıl olduğunu. Siz sonra tanışırsınız. Zaten aynı evde yaşıyorsunuz. Bir tanışabilir miyim? Evet, bayağı da hızlı sanki ilerledi. Ha? <laughs> Şimdi şuradan hemen bir fotoğraf çektirelim. Bu nasıl bir fotoğraf şekli ya? Ben onunla fotoğraf çektireyim diyorum. Arkadaki Samet çıkarttı şeyi. Kemanı keman çalıyor. E bu da bana doğru bakmamış. Zorla fotoğraf çektiriyormuşum gibi bir şey oldu. Çevirdi kafasını. Neyse. Onu o şekilde çekse. Aa bu da gitar çalıyor. Burası müzisyenler evi oldu farkında olmadan. Öyle bir şey yapmış oldum. Bakayım. Neşeli biriymiş. Devamını bilmiyorum. Onları da öğreniriz. Şimdi bununla iyi anlaştık. E, kariyerini soralım. Belki bir kariyeri vardır. Herhangi bir kariyeri yokmuş. Tamam. Şimdi bununla tanıştım. Samet'in yanında da böyle romantik şeylere girmeyelim. Ayıp olmasın. Ben şimdi eve gideyim. Sonra onu eve çağırayım falan. Ondan sonrasında e, biliyorsunuz süreci neler olacağını. Evet. Harikayız. Geldik evimize. Galiba bebekler ağlıyor. Aynen öyle. Buna zaten hiç yemek yedirmemiştim ben. Ha, bu çocukları buradan şey yapmam lazım. Kitlemem lazım. Dur şimdi sen gel buraya. Şu ödevini yapsın. Şurayı hemen e, spesifik kumsal ve ırmak şimdilik şey yapalım da tiğne olduklarında açarız yardımcı olurlar. Şimdi çağırabilir miyim izninizle? Hatta çağırmadan önce bir tane mutlet içelim. Okey şimdi Lucas'ı çağıralım ve çocuklara bakmak istiyorum. Bu sen kalk ve ödevini yap. Bu bitirmiş mi? E, tabii ki bitirmiş. E, hijyeni varmıştı bakayım şurada Şurada bir duş alsın. Sonra da projesini yaptıracağım. Projelere de başlayacağız. Gittiklerinde direkt şey olsun yani. Direkt ağ alsınlar ve büyüsünler istiyorum. Şimdi Lucas geldi mi? Tabii ki geldi. Direkt ışınlanarak geldi. Sevgili Lucas şimdi hiç işi uzatmak istemiyorum. Hemen seninle böyle güzel bir etkileşimlere girelim istiyorum. Ama ama kapı önünde olmasın. Ee, şöyle bir şey yapalım. Bunlar okula mı gidiyor? Aa vallahi okula gidiyor. Dur bakayım. Komple tamam. Ya en azından yetenekleri yaptım. Yetenekleri yap, yapınca zaten şey oluyor. Bir atlıyorsun tamam. Ee, o da şuraya oturabilir miyiz beraber? Şunlara da bir study hard yapalım. Büyük ihtimalle A olabilirler. Proje devinde yapmaya gerek kalmasın. Evet. <laughs> Harikayız. Şimdi romantiklerden şöyle bir devam edelim. <laughs> Bizimkiler güzel anlaştı. <laughs> Ee, nerede Try for Baby yaptırsak bir bakayım duruma. Dur birazcık daha şey yapalım. Boyfriend değil. Ben şeyi de unuttum ha. Vallahi ödemelerimi de unuttum. Dur halleteceğiz onu. Şurada bir e, Try for Baby with e, Lucas desek çocuklarımız da ağlıyor ama. Evet try for wave'imizi bir yapalım. Umarım olur. Çocuk da ağlıyor. Yapacak bir şey yok. Hemen şurada bir test. Hadi bakalım. Evet harika müthiş süper. O şimdi Lucas'a haber vermeye gidecek. Aa suları kestiler, elektrikleri de kestiler. Bitik durumdayız şu anda. Şu anda bitik durumdayız. Evet. <laughs> Harikayız. Hadi çocuklara bak bari gel. Benim bayağı bir para bulmam lazım. Bir yerlerden bir şey satacağım. Yapacak bir şey yok. E, ne satabilirim? Mesela e, evet şuradaki çiçek çok güzel ama hani böyle çok elzem bir şey değil gözüyle bakarak onu sileceğim. 3000 oldu. Yani büyük paralı şeyler silmem gerekiyor. Ne sileceğim ben? Eşyaları silerek para kazanacağız. Şunu silelim. Şunları şöyle koyarız. Bu burada dursun. Ya da orada durmasın şu çiçeği koyalım. Yanında da süpürge dursun. Ne yapalım ne yapalım şu koltuğu da sileyim. 200'lük bir şeymiş gerçi bunlar çok da bir şey değil ama e, sandalyeleri iki tane sandalyeye götürelim. Şöyle dörtlü sandalye yapalım. 5000 oldu 7000 olması gerekiyor. Bir de ekstra bir fatura daha geldi. Şuna kadarmış. 600 de şuradan alsak. Hiç evdeki şeyleri silmek istemezdim ama yapacak bir şeyim kalmadı. Üst dolaplara mı girsem? Dur bu odayı bitirdik. Şu anda bir şey var mı? her şey yapayım bir dakika dur. 300 bebek diye. Ya yani bunda ama belki bir sonraki 300 olur. Şuradan şunu sileyim. Zaten şey. Orası böyle şey oldu. Başka ne silebilirim? İki tane şundan var. Birini silelim. 6000 oldu koltuk moltuk burası böyle kalsın. Ne sileceğim arkadaş ben? Hadi şunu da sileyim. Şu oturmayı da şuraya koyalım. Çiçekleri de sildik. 7400 oldu. Gel bakalım şuradan. Kaçmış bu? 7800. Ya of. Şunları sileceğim o zaman. Yapacak bir şeyim yok. Bunların hepsini sil. Dans şeyini de sil. Bunu da sil. Havuçları, mavuçları, her şeyi sil. Süper. Tamam. Şimdi 7800 bunu ödeyebiliyorum. Gel öde. Bir tane daha fatura geldi. Ona da bakacağız. Bakayım bu neymiş. Evet elektrikmiş. Bu elektrikler geldi. Ee, su da geldi herhalde. Neyse en azından sattığımız şeyler de yine meyve sebze bir şeyler geldi. Şunu 40'a satalım. Bunu böyle satınca 70 daha da fazla ediyor. içinden çıkan şey 20 dolarlıktı galiba. Tamam her şeyimiz geldi. 1100 bilmem ne bir şey olarak kaldık şuradan. Evet bunlar da almışlar mı? Vay siz ne kadar harika bir şeysiniz böyle. Onlar da ağ olmuşlar. Mükemmel. Ve yukarıda da çocuklar ağlıyor. Hemen şurada bir doğum günü kutlayacağım. Ama durumları daha kötü. Şunu bırak. Yukarı çık. Şu çocukları halletmem lazım. Koş koş koş. Limon arıyor. Limonu boş ver. Bırak çocuğum ya. Gerçekten kahyayı da şey yapacağım. He. Engelleyeceğim. Buraya giremesin. Evet. Harikayız. Şimdi bizim iki günümüz kalmış? Bunların büyümesine ne kadar kalmış? Ya şu takvimin bu şekilde düzenlenmesi de çok güzel oldu. Çocuğun resmi de gözüküyor burada artık. Ee, şurada büyüyecekler. Ona da var. Onu ben belki kayıt dışı falan büyütürüm zaten herhalde. Bu gitti bayıldı doğal olarak. Bu da gitti yatağına yattı. Şimdi bunları da büyütmek zor olacak. Birazcık bekleyeceğim artık ne yapayım. Evet. Satabileceğim başka bir şey yok mu? Benim iş yapmam lazım iş yapmam lazım. Çünkü öteki evi satıp bu evi alınca dediğim gibi para gerçekten bitti. Her şey böyle bir ucu ucuna oldu. Zaten bu eve taşındığımda para azdı. Şu an geçinemiyoruz. Böyle bir evimiz var ama geçinemiyoruz. Bir şeyleri satma yoluna da gitmek istemiyorum. İşte 3-5 tane şey sattım ama yani yazık günah evin tasarımını da bozmak istemiyorum. Yani özene bezene yapılmış Böyle bir evimiz var. Bunu da böyle eşyaları satarak şey yapmak istemiyorum ama. Hadi birazcık turuncu hafif olsun. Hemen büyüteceğim. Ya gitarı sevmesin boşver Gel şunu yem. Oo, ona azıcık turuncu sarı olsun dedi. Ötekiler gitti. Neyse bu kadar yeter. Şimdi e, ırmak gelsin. Irmak büyüyor arkadaşlar. Make a wish boş ver, böyle büyüsün. Hafif böyle turuncuyken gönderelim onu. Gönderemeyeceğiz gerçi. Teen oluyor da. Teen olsun sonra yatırırız. Evet. Harika. Kendisi temiz bir insan. Yaratıcı bir insan. Onun yanına da bir e, ne diyelim ne diyelim. E, bu da örgüyü seviyor olsun mesela. Birthday candle'ı koyduk. Tipine bakıyoruz. Baya kalın kalın kaşlı bir şey oldu birthday candle'ları koy çabuk evet şuradan sen git bir yemek ye hemen kumsalı çağırıyorum kumsal da gelsin Mekeviş sonra siz ihtiyaçlarınızı halledersiniz zaten ben sizin tuvaletti işte açlıktı falan onları yaparız haydi bakayım haydi kumsal bu da sosyal bir kişilikti Köpekleri seviyordu aynı zamanda dans etmeyi de seviyor ve buna da böyle hayvan sever falan biri diyebiliriz öyle olsun. Mumları koyarken şöyle bir bakalım bu da direkt makyajlı böyle büyüdü. Pijaması makyajlı oldu tamam muhteşem. Şimdi ihtiyaçlarımıza bakıyoruz. Tamam bunu da yatıracağım. Oh çocuklar da ağlıyor. Evet teen odamız neresiydi burasıydı burada kahya yatıyor. Neyse şurası olsun. ırmak ee, ırmak. Irmak gel yat. Şunları hemen halledelim. Güzel. Tuvalet. Yani niye ağlıyorsun ya? E ben buna yemek yedirecektim. Yemek ye demedim mi? Niye niye dememişim galiba? Belki de ötekine dedim. Tam salı günündeyiz. Salı akşamı Çarşamba olacak. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Üç günü var. Üç günde bunlar hemen ağ olur mu acaba? Ya bunu kim böyle yaptı? Tabii ki yağmur. Ee, kumsalcım şunu bir tamir et. Ondan sonra yatarsın. Şimdi benim para az olduğu için kahyanın falan filan e, şeylerini de şey demeyeceğim. Büyük ihtimalle ödeyemeyeceğim. Onları bir kovayım ben bari. Evet. Süper. Şimdi bir vakum yapalım şuraya. Ya ağlamasanıza arkadaşım. Lütfen ya. Niye ağlıyorsun ki? Yani mesela ağlayacak ne var? Altını değiştirdik, yemeğini verdik, konuştuk. Evet, şu an ev çok kirlendiği için böyle küçük küçük toz tanecikleri evde uçuşuyor bir şeyler oluyor. Şurayı hemen halledeyim. Herkes uyurken anne kalktı temizlik yapıyor. Aşağıyı da bir güzel halledelim. Tamam evimizi pislik götürmesin güzel şimdi kahyayı kovayım Kov, kovmadan önce de biraz bir yemek yaptırmam gerekiyor ama ilk önce ben kendim bir yemek yapayım ee, sütlü ekmekler bir şeyler laktozlar bir şey yeni yeni gelen yemeklerimiz de var tabii ki laktoz intolerans durumu da çıktı onlarla birlikte yeni yeni bir sürü güzel şeylerimiz var onlara da başka serilerde bakacağız bir makarna makarna ise şimdi, değil mi? Evet, peynirli makarna yapıyor. Evet, ben buranın kilidini kaldırmam gerekiyor. Şimdi çocuklar teen oldular artık. Güzel. Kumsal, kalkabilirsin. Hemen gel. Bir yemek yedirelim. Güzel. Şurada birazcık şey yapayım fan birazcık düzelsin. Bugün okula gittiklerinde bir şey olabilirler mi emin değilim de bakacağız. Tam yeşil oldu. Sen tuvalete. Ne istiyorsun? Bir de yemek yedirelim. Aa bunun da da fan kötüymüş. Bu galiba ha Rose yapmasın ya. Okul vakti çok az kaldı. Şurada birazcık oyun oynasın. Bu da düzeltsin. Tamam. Her şey yolunda galiba. Bunun kaç gün kaldı? Ee, yemek. Tamam. Yemeği koy şuraya. Dışarı koymadın. Tamam. Şimcik. Şuradan şuna diyelim ki sen bana bir yemek yap. Yemek. Evet, party meal. Yine yani 60'a yaptırıyorum o yemeği de ama neyse artık. Tuvaletimizi yapalım. Çocuklar yine ağlıyor. Harika. Şimdi yatabilirsin Yağmur. Evet kumsal okuluna gitti bile bunun da okul vakti geldi ırmakçığım koş okuluna geldiğinizde bir de ağlıyor musunuz direkt yolluyormuşum sizi mükemmel sanki yüz bebeğe yeni başlamışız gibi iki tane bebekle ben burada devam ediyormuşum ne güzel de oluyormuş süper <laughs> sonra hızlı hızlı böyle zaten hamile 2 de oradan gelir 2 i̇ki, iki iki ilerlemiş olacağız şimdi bizim ne kadar kaç tane çocuğumuz var benim en son bıraktığımda 63'tü galiba 64-65 oldu diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle ben şuraya bir yere not almıştım. 63'te herhalde. 63 diye not almışım. Eski bir notum değilse. Ee, şu anda 65 tane çocuğumuz var. 2 tane de burada 65. 66 ile 67 doğabilir. Sürpriz bir şekilde belki 68 de olabilir. Olmuyor ama neyse. Ee, bu şöyle bir yemek yapmış. Hemen şunu koyalım. Benim yağmurla bir iş yapmam lazım, bir para kazanmam lazım. Yani işte youtuberlık denedik, yaptık. Yazarlık denedik. Resim yapıp satabiliriz aşağıda. Onu da denedik gerçi ama en azından birkaç oradan para gelir diye düşünüyorum. Ama şimdi çocukların okuldan gelmesini bekleyeceğim. Kızlar bir okuldan gelsin, kumsalla, ırmak onların bir ağ oluşunu görmek istiyorum. Olmaya da bilirler ama olurlarsa süper olur. Bak 59 dolar mesela. Temizlikçi aldı. Baya da para alıyor. Yine mektubumuz geldi. Postamıza da bir bakalım. Yine bir fatura olabilir. Çocuklar için hediye olabilir ki ben hediye olduğunu düşünüyorum ve o hediyeleri de satarak para biriktiririz derken iki tane şu 180 güzel. Şimdi arka bahçeme gideyim 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 bunları sel ol diyelim bir limonları satalım. Başka da hiçbir şey olmamış zaten bir limon sattık. Burada da limon var. Ha onları da sattım Ha patatesler de varmış buradan 5 5 geliyor patates mi bu her neyse. Ee, serve lunch diyelim ve ne yapsak ucuzundan bir şey BLT yapalım ya 16'lık BLT'den yapalım Aa, bahçeye biri geldi ha Samet Can'mış ben de diyorum o kim tanıdıkmış birden farklı kıyafeti görünce tanıyamadım yani dolapta yemek var ama yemek fazlalaştırmak adına hemen yemeğimizi halledelim çocukların gelmesini bekliyorum çocuklar geldiğinde bölümümüzün sonuna gelmiş olacağız Evet bu da BLT'sini yesin sonra yatıracağız. Bakıyorum müzik çalmadı o yüzden büyük ihtimalle evet A olamadılar ilk gidişlerinde. Ne yaptıracağım ben bunları? Şimdi ödevlerini yapacaklar. Aynı zamanda proje gelmiş mi? Evet projeleri gelmiş. Projeler Child Can mi gelmişti? Bilmiyorum neyse işte şunları bir atalım. Ben bunların hepsini kayıt dışı yaptıracağım. Şu çocukluk şeylerini şey ettirelim. Ee, bir tane şunu kazanmış 55 onu da satalım ödevler yapılacak projeler yapılacak yetenekte evet e, şunu 3 level yeteneği halletmesi gerekiyor bu yapmış onlara bakacağım bu arada tabii ki hemen şöyle bakıyorum bugün değil yarın doğum günü olmuş olacak çocukların toldur oluşuna ben kayıt dışı toldur yapacağım siz onları göremeyebilirsiniz. Aynı zamanda kayıt dışı da e, bu bebekler doğmaz herhalde şuradan bir bakayım doğumuna yanlış kişiye bakıyorum doğumuna ne kadar kalmış Tamam üçüncü günde ben yine soru işaretleri olduğunda tekrar zaten kayda başlatacağım. Yeni çocukların doğusunu ve isim verme törenini görmüş olacaksınız. Sadece toddlerların büyümesini görmeyeceksiniz. Ee, bir de şu kızları birazcık ders falan çalıştırırım. Evet bu bölümümüzün de bu şekilde sonuna gelmiş olalım. Çocuklar bitik. Bunlar ağlıyor. Ya bu sefer gerçekten bitik yani. Şu üç tane kırmızı benim için ölüyor demek yani. Bu da ölmek üzere. <laughs> Şunları da şöyle bir yapayım da. Neyse benim yapmama gerek kalmadı onlar yaptı. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bölümümüzün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, videoyu beğenmeyi ve tabii ki destek olmak için de kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu da bunu bozdu. Nasıl bozduysan öyle tamir ediyorsun diyoruz. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.